Merhaba sevgili dostlar, kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyulalım. Sultan II. Mahmud tarafından 1826'da Muzika-i Humayun adıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bugün dünyada yaşamını kesintisiz sürdüren en eski senfoni orkestralarından birisi. Bunun en önemli sebebi, yüzünü aydınlığa dönmeyi ilke edinmiş bir milleti temsil etmeleri elbette. Ülkemizin gerçekten gelecek vaat eden önemli sanatçılarına kucak açması da diğer bir etmen tabii ki. İşte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın önemli konukları olacak önümüzdeki günlerde. Berfin Aksu, Merve Birbir ve Alican Süner. Ancak onların diğer konuk sanatçılardan bir farkı var. Üçü de geleceğin parlak sanatçı adayları. Berfin Aksu henüz 11 yaşında ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik İlköğretim Okulu'nda okuyor. Merve Birbir 12 yaşında ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi. Alican Süner 17 yaşında ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi. Berfin, Merve ve Alican'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na davet edilmelerinin onuru ise Mersin Üniversitesi'ne ait. Çünkü onlar Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından 2008'de üçüncüsü düzenlenen Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması'nda kendi kategorilerinde birinci oldular. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bu parlak yıldızları kendi bünyesinde misafir ederek onların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Böylece diğer genç sanatçı adaylarına da bir ışık yakmış oldu. Henüz meslek hayatlarının başlangıcında olan genç insanların kendilerini önlerine hedef olarak koydukları sanatçılarla aynı sahnede buluvermesi çok büyük bir motivasyon sebebi. Kendilerini örnek olarak aldıkları sanatçılarla bir arada olmaları onları daha da canla başla çalışmaya sevk ediyor. Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması'nın kazanımları bu kadarla da sınırlı değil. Her üç kategoride ikinci ve üçüncü olan genç sanatçı adayları da yine önümüzdeki günlerde Bursa Devlet Bölge Senfoni Orkestrası ile birlikte konsere çıkacaklar. Ayrıca yarışmada derece alan tüm adaylar Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası'nın vereceği konserlerde sırayla görev alacaklar. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması'nın sanat hayatına katkıları bununla sınırlı değil. Bu yarışmanın jüri üyeleri Profesör Hazar Alapınar, devlet sanatçısı Suna Kan, Profesör Çiğdem Yonat İyicil, Profesör Koral Çalgan, Profesör Doktor Cihat Aşkın, Doçent Yusuf Güler Aksöz ve Veniamin Varsavski gibi uluslararası üne sahip önemli sanatçılar. Böylesine önemli sanatçıların desteklediği ve genç sanatçı adaylarının yarıştığı bu organizasyon, Türkiye'de benzer önemli yarışmalarında isim kaynağı olmakta. Bunların en önemlilerinden birisi de ilki 2008 sonbaharında İstanbul'da düzenlenen 1. Uluslararası Nuri İyicil Keman Yarışması. Ayrıca ikincisi bu yaz sonu Marmaris'te yapılacak olan Cahit Koparal Flüt Yarışması, yine ikincisi önümüzdeki yıl yapılacak olan Mersin Üniversitesi Ulusal Viyolonsel Yarışması ve Nisan ayında yapılacak olan Mersin Üniversitesi 1. Kamuran Gündemir Piyano Yarışması da Mersin'de düzenlenen bu yarışmadan esin alan yarışmalar. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan Ebru Yunkuş, Selahattin Yunkuş, Ayşe Pelin Coşkun ve Münif Akalın önderliğinde gerçekleştirilen Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize kucak açmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin yüzünü ağartan sanatçı adaylarını genç yaşta motive etmek ve onları kazanmak için yapılan bu ve benzeri yarışmaların artması en büyük dileğimiz. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.